Şimdi gözlerini kapat. Derin düşüncelerle dolu olduğun bir gün evden çıktığını ve merdivenlerden indiğini düşün. Zihnin düşüncelerle o kadar dolu ki merdivenden inerken adımını attığın yerde bir basamak var mı yok mu kontrol etmedin. Ve bir basamağı kaçırıp yüzüstü yere yapıştın. Ah, backroom'lara hoş geldin. Biliyorum, aklında burası ile ilgili çok soru var. Ama lütfen buraya nasıl geldiğini açıklamama izin ver ve birazcık sakin ol. Sen merdivenlerden inerken zihnin bir sonraki adımında orada bir basamak olduğunu düşündü ama gerçeklikte orada öyle bir basamak yoktu. Hey, yo, the pizza here. Oh, nigga. Zihninin yarattığı gerçeklikte içerisinde bulunduğun gerçeklik çarpıştı ve realitede bir çarpık oluşturdun. Yani bir bakıma gerçeklikten noclip'lendin ve sonuç olarak buradasın. Eski nemli bir halı, rahatsız edici bir mono sarı renk, floresan lambaların maksimum vızıltıda çıkardığı ses ve tüm bunların yaklaşık 965 bin kilometre karelik alan boyunca tekrarı. Şimdi lütfen sakin ol. Biliyorum bu mono sarı renk oldukça rahatsız edici ve bu floresan lambasının çıkardığı ses de öyle. Bulunduğun bu odada bir şeyler yanlış gibi geliyor. Bu yaşadığın duygunun adına biz liminal space etkisi diyoruz. İçgüdüsü olarak bildiğin, gözünün önünde olan ama görmek istemediğin yalnızlığınla karşı karşıyasın. Biliyorum, bu kadar büyük bir alanda yalnız olamayacağın ihtimali seni delirtiyor. Ama lütfen sakin ol ve panikleme. Çünkü bu durum backroom'larda duyularını kaybetmene ve istenmeyen ziyaretçileri çekmene sebep olabilir. Halüsinasyonlar yaşayacaksın. Bunlar sıklıkla kapı görmek, akut dejavu, gittikçe yükselen ve en son sağır edici bir hal alan ve ardından hemen susan bir uğultu, böcek sesleri, merdivenler ve hiçbir dile benzemeyen bir insansı konuşma. Her neyse. Şimdi bir nefes al ve yeni evini, backroom'ları kabullen. Kaçmaya çalışma. Çünkü bu çok daha tehlikeli seviyelere yol açabilir. Seviyeler mi? Dediğini duyar gibiyim. Adı üstünde. Backrooms, yani arka odalar. Bu gerçekliğin sadece bu sarı sıkıcı mekandan ibaret olduğunu düşünüyorsan yanılıyorsun. Buraya gelirken yaptığın gibi gerçekliğinde bir yarık oluşturabilirsen genelde bu sarı sıkıcı odadan seviye 1'e ya da Manila odasına gidersin. Ama bu seviyeler bunlarla bitmez. Eğer gezintilerine devam edersen, burada bulunduğun her saniye gerçekliği algılayamadığın için gerçeklik içerisinde sıklıkla boşluklar oluşturup farklı seviyelere geçeceksin. Etkileşime geçtiğin her nesne, sana gerçek gelmeyen her olay seni farklı bir seviyeye atacak. Level 6'da bir koltuğa oturursan, o koltuk uyumana sebep olup seni level 64'e itecek. Level 64'te bir tabloya uzun süre bakmak, gerçeklik algını kaybetmene sebep olup seni level 57'ye itecek. Bu sonsuz ihtimal ve sonsuz realite demek. Eğer level 1'de yeterince keşif yaparsan level 2'ye geçiş yapabilirsin. Ama dedim ya, bu çok kötü sonuçlara yol açabilir. Çünkü backrooms'ta tek değilsin. 1000 küsur farklı backroom, 1000 farklı yaratığa ev sahipliği yapar. Bunlardan en sık karşılaşabileceklerin bir sürü keskin dişlere sahip parlayan gözleri olan smilerlar, bir insan gibi konuşabilen, yarı saydam kana sahip ve eğer acıkmışsa derini canlı canlı yiyecek olan skin stealer'lar, size gördüğü anda 2-3 kişilik gruplar halinde saldıracak child fastling'ler, tamamen saldırgan insansı tazılar, bir zamanlar senin gibi buraya düşmüş ama susuzluk, açlık, uykusuzluk ve izolasyon sonucu delirip zombileşmiş wretch'ler, görebileceğin en saldırgan, ölümcül ve rahatsız edici güveler olan death mode'lar ve senden pasta ve kurabiye yapmak isteyen party goers'lar. Merak etme, burada seni sadece korkunç yaratıklar beklemiyor. Ana keşif grubu, yani Major Explorer Group adındaki bir kuruluş, backroom'lara düşmüş senin gibi birçok hayatta kalmayı başarmış keşifçiyi yardım etmek adına bekliyor. Aynı zamanda burada bulunduğun şeylerle takas yapıp keşfini kolaylaştıracak, hayatta kalmanı daha basit hale getirecek ürünleri de backroom'sun bağlantısız ticaret grubundan bulabilirsin. Tabii buradaki diğer insan toplulukları bununla sınırlı değil. Sadece her şeyi sana anlatıp bu işin heyecanının kaçmasını istemem. Bazı şeyleri kendin keşfetmelisin. Peki backroom'sun bir sonu yok mu? Bu soruyu sormamış olmayı dileyeceksin. Keşiflerin esnasında eğer level 500'ün altındaki level'lardan birindeysen, sonsuza dek uzanan merdivenlere açılan beyaz bir kapı görebilirsin. Tavsiyem yaklaşma. Çünkü bu kapı seni level 998'e götürecek. Şansın varken geri dönebilirsin ama eğer bu şansı bir kez kaybedersen, güvensiz, korunaksız, 160 kilometrelik bir yarıçapa sahip koca bir bulutlar çemberi seni bekliyor olacak. Bu çemberin ilk seviyesi epey güvenli. Yaratıklardan uzak, bembeyaz bulutlardan oluşuyor. Ama eğer 80 kilometrelik yarıçaptan çıkarsan daha da karanlık bulutlar içerisinde seni canavarlarla karşılayacak. Eğer burayı da geçersen sadece kendi bedeninden başka bir şeyi göremediğin, daha fazla canavarlara ev sahipliği yapan koca bir karanlığın, ümitsizliğin içinde olacaksın. Burada ölümle burun buruna geldiğin yerde açlık, yorgunluk, susuzluktan dolayı ölümünle karşılaştığında
Karşılaştığın her yaratıktan daha korkunç. Yaşadığın her azaptan daha beteri ve burada gördüğün her gerçeklikten daha kötü olan bir gerçeklikle berabersin. Vicdanın. Pek çok öğreti cehennemi insanın kendi vicdanı olarak betimler. Ve level 999'da vicdanınla karşı karşıya kalacaksın. Kumu, suları ve tropik ağaçları saf karanlıktan ve ümitsizlikten oluşan bir adadasın. Burada geçirdiğin her sürede, buraya düşmeden önceki hayatından halüsinasyonlar ve vizyonlar göreceksin. En büyük pişmanlıkların, yaptığın en korkunç şeyler, tüm hataların bu karanlık adada gözlerinin önünde olacak ve bununla beraber adada bulunan tek varlıklar olan fısıldamalar seninle konuşmaya başlayacak. Yaptığın tüm hataların senin suçun olduğunu, kaybettiğin her insandan senin sorumlu olduğunu, buranın senin için son olduğunu ve burayı asla terk edemeyeceğini, tüm bunları hak ettiğini sana defalarca kez tekrarlayacaklar. Eğer bu vizyonlar tarafından sana yapılan işkenceyi kaldırabilir ve vicdanınla karşılaşmanda kendini affedip tövbe edebilirsen, küme 2 ve level 1000... Tamam. Hepinizin aklındaki o soruyu biliyorum. Hocam peki backroomlar gerçek mi? Backroomlar? Ya oğlum gerçek değil. Hocam Cihan Karga? Sorunun cevabı çok basit. Hayır, pek çok insan backroomların rüyalarına girdiğini, sık sık oralarda hissettiğini söylese de bu durum çok normal. Çünkü liminal space etkisi dediğiniz olay günlük hayatınızda da yaşayabileceğiniz bir durum. Yani eşikte kalma etkisi zaten backroomlardan önce de vardı. Bu hayatın kendisinde olan bir şey. Gece tüm ışıkları kapalı bir AVM'de veya boş bir okulda gündüz vakti gezdiğinizi düşündüğünüz zaman tam olarak bir backroom'da hissedersiniz. Eşikte kalmış hissedersiniz zaten. Bilincinize yoğun bir şekilde yerleşen bu tür korku ve gerilim durumları rüyalarınızda bu tür şeyleri görmenizi çok kolay kılar. Backrooms bir kurgusal gerçeklik ve henüz daha çok taze. 2019'da 4chan'da ortaya çıkan bu kurgusal gerçekliğin ana bir yazarı veya yazar kadrosu bile yok. İki farklı hikaye grubu var. Birisi Wikidot, diğeri ise CamPixels. Ben bu videoda Wikidot'un backroom zorunu kullandım çünkü daha fazla materyal içeriyordu. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bu videonun aldığı etkileşime göre belki backroom'larla alakalı bir seri yapmayı düşünebilirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.